Devam ediyoruz. Hasan Çakmak bizlerle birlikte hatırlatmasını da yapalım hemen. Kitabın kapağını falan konuşacağız dedik. Nasıl bir hassas çalışma gerektiriyor ama izleyicimizin sorusu var. Onu Tabii öne almak tabii tabii. istiyorum. Siz de izin verirseniz. Ülkemizi tanıtamıyoruz diyor Atay Bey. İngiltere'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ateşemiz var. Ne yazık ki sadece binası var. Bir şey yaptıklarını duymadık bugüne kadar diyor. Yani ne gibi mesela faaliyetleri oluyor ya da katkısı oluyor buradan giden kimselere? Bilmiyorum, siz aslında önceki programlarda da üzerinde durduğunuz bir konuydu Evet. bu. Ama izleyicimizin yorumuna ne söylersiniz? Çok özet ben görüşümü söyleyeyim. Aslında çok doğru bir konuya değindi. Yani yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok temsilcisi, ataşesi falan varmış. Ben de yeni yeni öğreniyorum bunları. Varmış diyorum çünkü bunların tamamını Dışişleri Bakanlığı atamıyor. Eğitim Bakanlığı da birilerini atıyor yurt dışına. İşte eğitim kültür ataşesi adı altında. Ve bu insanlar alakalı ve alakasız olarak yani atanıyorlar. Böyle yani konuyla ilgisi olsa da olmasa da atanıyor. Özellikle ben şu ana kadar her yurt dışına gideceğim zaman, hatta Türkiye'de de ödül almaya gideceğim yerlerde mutlaka bildirmeye çalışıyorum Dışişleri Bakanlığı'na. Ki benim bir beklentim yok ama eğer kendileri gelip katılırsa ülkemizin tanıtımına bir katkısı olur, artısı olur. Gelip oradaki kültür sanat camiasıyla da tanışırlar. Veya üst düzey protokolle daha iyi ilişkiler kurarlar bizim aracılığımızla diye davet ettirmeye çalışıyorum onları. Protokola koydurmaya çalışıyorum. Ama şu ana kadar bir Bakü'ye gittiğim zaman Bakü'nün Bakü'deki KKTC temsilcisi Sarettin Topukçu Bey haricinde bir de İzmir'de bizzat benim gidip ziyaret ettiğim İpal Hanım haricinde hiç kimsenin bu tür etkinliklere ne gelip katıldığını ne de bir destek verdiğini gördüm yani. Bu ikisi özellikle söylüyorum. İngiltere'de ben 4 kez imza günü yaptım. Bu imza günlerinin hiçbirisine KKTC'den bir temsilci, ataşe, yetkili falan filan geldiğini görmedim. Haberim yok acaba. Nedir yani? Buradan şimdi, mı bildirilmiş? Ben şöyle nasıl sorayım bir size süreç o zaman. Olması gerek? Yani mesela haberi yok güzel bir şey değil, cevap değil çünkü oradaki gazetelerin tamamında haberler çıkıyor zaten. İlgilenirse eğer bu konuyla görmemesine imkan yoktur. Anladım. Şimdi düşünün mahallede çıkan haftalık gazeteden BBC'ye kadar, en alttan en üste kadar BBC'ye kadar gittiğim zaman İngiltere'ye konuk olabiliyorum. Yani yaptığımız çalışma bu seviyede bir çalışma İngiltere'de. Buna rağmen duymuyorsa artık yani başka bir sorun var demektir. Ha buna ek olarak bir daha İngiltere'yi madem örnek verdi, diğerlerini de ben söyleyeceğim ama İngiltere'den bir şey daha söyleyeyim. Eğer ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, hani bizim milliyetçiler söylerken Rum diye çizer altına, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Güney Kıbrıs Rum Yönetimi derler ya, işte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum'un İngiltere'deki Londra'daki büyük elçisi, ataşesi, görevlisi, kültürden sorumlu kişisi Türkçe gazeteyi alıp okuyorsa Rum ve Hasan Çakmak'ın oraya geleceğinden haberdar oluyorsa ve gelip beni buluyorsa, telefon açıyorsa, ilgileniyorsa İKKTC'ninkinin de bir şekilde yani haberinin olması gerek, ilgilenmesi arzumuz diyelim. Şimdi yani, mecliste zaman zaman bu konu gündeme geliyor. Bakıyorum meclis konuşmalarında işte personel ihtiyacından bahsediliyor, bütçeden falan bahsediliyor, bütçenin azlığından. Yani bunlar aslında ne bütçeyle alakalı ne personelle, var olan personelin göstermesini beklediğimiz ilgiden bahsediyoruz aslında bakarsanız ama yani mecliste de gerçi icraat konusunu bugün sabah ama, da konuştuk. İcraat olmamasıyla mı alakalı ya da hep bir bahane mi bulunuyor, nedir? Aslında ben meclisi ayrı tartışıyorum da mesela yurt dışına eğer kültür ataşesi olarak gönderirsen birisini kültürden haberin olması gerektiğine inanırım ben. Yani böyle ben Aralık ayında İstanbul'da Anadolu ödülü verildi bana. Bu ödül törenine gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'na da bildirdim bu konuyu.
İstanbul'daki temsilciliklerine bildirsinler diye. Orada bir devlet dairesi kadar eleman çalışıyormuş. Ben de sonradan öğrendim. Yani böyle bayağı bir kişi değil yani. Orada çok kişi var. Hatta kültür ateşesi diye bir görev de var. Eğitim ateşesi var. Konsolos var falan falan. Bir sürü görevler var orada bu işleri yapanlar. Telefon numarasını da verdiler bana. İrtibata da geçtik oradaki kültür ateşesiyle ve oradaki kültür ateşesinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu öğrendim. Ve telefonda konuştuk da yani çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum gerçekten. İyi bir beden eğitimi öğretmeni olduğundan da hiç şüphem yoktur. Ama lakin evet. Yani mesela şeyi çok iyi yapacaklarına inanıyorum yani İstanbul'daki bu insanların. Örneğin Cumhurbaşkanı giderse oraya çok iyi karşılarlar. Çok iyi de ağırlarlar. Ne bileyim işte Dışişleri Bakanı'na bağlıysa yarısı, Dışişleri Bakanı giderse çok iyi ağırlarlar. Mesela Eğitim Bakanı giderse eğitim ateşesi eminim ki çok iyi karşılayıp çok iyi de ağırlar orada bakanları. Ama gel gelelim bu Anadolu ödül törenine hiç kimse gelmedi meşguliyetleri nedeniyle. Yani dünyada ne yapıyor bu ateşeler bilirsiniz. Mesela oradaki ülkedeki kültür sanat çevreleriyle sizden bir sanatçı gittiği zaman onları buluşturuyor. Yani birbiriyle tanıştırıyor, diyalog kuruyor ki kendi ülkenizin tanıtımına bir katkısı olsun diye. Biz oralara eğer ki beden eğitimi öğretmeni atarsak, bir önceki eğitim bakanının akrabasıdır, arkadaşıdır diye, tamam, o insan kültür sanat çevrelerinden hiç kimseyi tanımadığı için sizi tanıştıramaz yani. Yani bizim yanlış uygulamalarımız aslında birçok şeyi etkiliyor. Bu çıkıyor buradan. Ben mesela az önce programa katılmak için geldim buraya ve 5-10 dakika önce gelirim daima ben randevularıma. Geldiğimde gazeteleri karıştırdım böyle eski gazeteleri 1-2 gün önceki. Şöyle bir haber dikkatimi çekti. Lefkoşa Türk Lisesi'nde sanırım okul müdürü İlahiyat Koleji'ne görevlendirme olarak müdür atanmış yani. Bunu eleştiriyor sendika. Fakat haberin içinde daha trajikomik bir durum var. Oradaki müdür de Mersin'e eğitim ve kültür ateşesi olarak gönderilmiş. Okul döneminin ortasında kültür ateşesi olarak herhangi bir okuldaki bir öğretmeni, müdürü gönderebiliyoruz yani. Ben gidenin ismini okudum. Hiç kültür sanatla ilgili bir yerde görmedim daha önce bu arkadaşı. Yani bu nedir bilirsiniz bu haber yani konumuzla ilgisi açısından anlatıyorum. Demek ki bir ay sonra Kıbrıslı bir yazar veya bir sanatçı Mersin'de bir çalışma yaparsa da bu arkadaşı arıyoruz telefonda. Yine İstanbul'dakinin başka bir örneği yaşanacak demektir bu. Yani benim derdim şahıslarla ilgili değil yani. Gene oraya birisini atadık eğitim ve kültür ateşesi diye. Ama gittiğimiz zaman ehil olmadığı için, yeterli olmadığı için bu sorun yaşanacak yani. Evet, maalesef. Ki direkt %100 ilgili olduğu için devam edeyim buradan. Yani bir ay oldu mu bilmiyorum, 3 hafta önce herhalde. Bir Ankara'da 2016'nın ilk ödülünü verdiler bana. Ödül Yön Sanat Atölyesi'nin engelsiz sanat ödülleri kapsamında verildi. Yani bir yıl içerisinde engelliler için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kültür sanat çalışması yapanlara verilen bir ödüldür bu. 21 kişiye verildi Türkiye'den, 22 de bana verildi. Yani ilk kez onlar da Türkiye dışından birisine veriyorlar bu ödülü. Görme engelliler için yaptığım çalışmaya verildi bu ödül. Bu ödül töreni Ankara'da gerçekleşti ve gerçekten böyle insanı çok mutlu eden bir ödül. Çünkü engelliler için bir şey yapıyorsunuz ve başka bir ülkede takdir görüyor. Bu ödül törenine gittiğim ben, ödülümü aldım. Ama yine Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bizim Ankara'daki işte elçidir, temsilcidir, şirkettir ne derseniz adına. Çünkü KKTC her yerde kuramıyor elçilik, temsilcilik. Ama Ankara'da eminim ki
vardır Türkiye'nin başkentinde. Hiç kimse gelmedi haberleri olduğu halde bu organizasyona. Hiç kimse katılmadı. Kıbrıs'tan birisi ödül alacağı için ben özellikle rica etmiştim. Yani geldikleri zaman işte protokolda lütfen bir yer verin ve salonun tıklım tıklım dolu olduğu bir organizasyon, engelliler için olduğu için. Yani işte belediye başkanlarının geldiği, milletvekillerinin katıldığı bir organizasyondu bu. Türkiye'deki belediye başkanları ve milletvekillerini kastediyorum. Gelse KKTC'nin tanıtımına ciddi bir katkı olurdu. Çünkü her konuşma yapmak için sahneye çıkan işte Kıbrıs'ta birisinin bu ödüle layık görülmesinin önemini anlattı orada. Yani onlar bir katkı sağlamıyor bize aslında. Biz onlara bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. O katkıyı da almıyorlar. Yani hani acaba orada zaten Türkiye'de tanıtılmak gibi bir ihtiyaç mı yok? Bilmiyorum. Hani ya da Türkiye'ye kendimizi ifade etmek konusunda zaten sıkıntı yaşamıyoruz gibi bir düşünceden mi kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir durum var. Yani Fransa'da gittiğiniz zaman ve bir İtalya'da İtalyan yazar Fransa'da ödül alacaksa sanırım İtalyan elçiliğinde kaç kişi çalışırsa oradadır yani bu iş için. Çünkü bundan daha önemli bir gündem olamaz diye düşünüyorum. Yani ülkesi başka bir ülkede ödül alıyor. Ve bu ödül töreni gerçekten prestijli bir şeydi Ankara'daki. Hani, ve sosyal sorumluluk alanında. Bir daha şöyle bir veri çıktı ortaya. Bu ödül alan 21 artı bir de ben 22 kişinin içerisinde devletten maaş almayan, para almayan tek ben vardım içlerinde. Diğerlerinin tamamı engelliler için sanat çalışması yürütenlerin tamamı bir şekilde devletin aylık maaş bağladığı, ödenek ödediği kurumlardı. Bir tek ben yani ne Kıbrıs'taki hükümetten ne Türkiye'deki hükümetten hiçbir maddi katkı almadan yürütüyorum bu çalışmayı. Bu da bu veri orada yüzleştik bununla. Çoğunu devlet sanatçısı yaptılar yaptıkları çalışmalardan dolayı. Birçoklarına oradaki işte Turizm ve Kültür Bakanlığı sanatsal çalışmalarına devam edebilsin diye ödenekler ayırmış. Bizde öyle bir durum yok. Yani ve seyircimiz bize bu mesajı atarken çok doğru bir noktaya değindi aslında böyle. Yani aslında geliyor peşi de aynı izleyicimiz. Başka bir yorum daha yaptı da okuyacağım birazdan diyeyim. Tamam. O yorumu da kapağı biraz uzattık. Evet. Onu da söyleyelim. Şimdi yorumumuzu nasıl tasarlıyorum? Mesela bir kitabı yazdınız. İki sorum olacak. Şimdi aklıma bir şey daha geldi. Bittiğini nasıl tespit ediyorsunuz yazdığınız zaman? Son noktayı koydum dediğiniz yer nasıl oluyor? Mesela kitabın bittiğini şimdi nasıl anlıyorsunuz? Bir, ikincisi de o kapak tasarımı hakikaten nasıl bir titizlik gerektiriyor? İşte önüne koyacağınız fotoğraftır ya da renktir, detaylardır. Bunlar nasıl bir çalışma gerektiriyor? Son 5 yıldır hani ben yaptığım çalışmaları bir adım daha ileriye taşımak adına daha profesyonelce bakıyorum olaylara. Örneğin kitabın kapak tasarımını Samet Uzun arkadaşımız yaptı. Samet Uzun geliyor ve uzun uzun konuşuyoruz kitap hakkında. Çok Samet arkadaşım çok meraklıdır benim yazdığım her şeyi okuyan, inceleyen, araştıran böyle çok titiz bir arkadaşımızdır. Yeri gelmişken çok çok teşekkür ederim yani tüm emeği için. Ve benim anlattıklarımdan kendi fikirlerini de ortaya koyarak gidip çalışmaya başlar. Ve ben mümkün olduğu kadar az müdahale ediyorum aslında sürece. Hani onların fikirleri, düşünceleri önemli. Birkaç tane kapak çalışıyor ve bu kapakların içerisinden bir tanesini seçiyoruz. Ama temalar birlikte belirleniyor. Bunların ortak noktası tüm temalarımızın Kıbrıs ekseni olması. Yani Kıbrıs'ı anlatıyor olması. Kıbrıs'tan bir şeyler sunması.
Hani kapağa baktığınız zaman bir saat anlatabilecek bir Kıbrıs olması gerekiyor. Bundan önceki kapağımızda işte Lefkuşa'nın surlar içindeki bir konağın önünde genç bir kızın yazın sıcağından korunmak için şemsiyesiyle oradaki böyle eski yapılardan birinin altına sığınmaya çalışması idi kompozisyonumuz. Ama içerisinde işte eskiyle yeniyi buluşturan o eski yapıların tüm çıplaklığı ortaya çıkan bir kareydi kapağımızı yaptığımız. Ha, bu çalışmamızda da yaşlı bir teyzemizin köyde köy fırınına ekmek yaparak ekmek salmaya çalışması. Yani fırın olayı ve ekmek olayı aslında var. Evet, hatta biraz daha ileri götürüp işi ön ve arka kapağı birlikte çalıştık bu kez. Hmm. Yani açıldığı biraz zaman da bir misiniz? Anlamı olsun şeklinde. Bütünleyici, yani ikisi birbirini tamamlıyor, ön ve arka kapak. Evet. Evet. Şimdi burada hem Kıbrıs kültürünün ciddi bir parçasıdır köy fırınları ve ekmek yapımı. Hı hı. Bir o bizim için çok önemli bir konu aslında. Onun haricinde bu köy fırınlarını yakıp hellimli, zeytinli ekmek falan salınması olayı kültürümüzde yok olmaya yüz tutuyor. Her şey fabrikasyona dönmüş. Hı hı. Hellimli diye aldığınız herhangi bir marketteki artık hellimli tadı yok yani. Başka bir şey olmuş yani. Çünkü köy fırında yapılmamış. Hı. Köy fırını yapan insan da kalmadı. Bir de o kısmı var işin. Yok oluyor bu. İşte biz bundan yola çıkarak bunu tekrar gündeme getirmek istedik. Bir de işte yaşlıların giydiği kıyafetler vardır. Onu da gündeme taşımak için. Mesela buradaki teyzemizin kıyafetine baktığımız zaman ilk baktığınızda bu bir Rum kadındır, bu bir Türk kadındır, ama böyle mi giyinirdik? Biz de mi başımızı böyle bağlardık falan şeklinde tartışmalar olur. Aslında buradaki teyzemiz Rum değil, Türk değil, bildiğin Kıbrıslıdır. Yani öyle bir ayrıştırdık ki biz kıyafetleri, hareketleri, davranışları Türk, Rum, Ermeni falan diye. Bildiğin Kıbrıs kıyafeti. Yani buradan çok uzun yıllar önce daha değil. İngiliz döneminde çekilmiş bir fotoğraftır bu Kıbrıs Cumhuriyeti. Öncesinde Kıbrıs'ta çekilmiş bir karedir ve hani son yıllarda çok daha artık yaygınlaştı ama gündem suyuna dolduğu için evet. Unuttuk. Türkiye'de mesela ve bize de yansıması türban meselesi, işte kapanmama konuları çok yaygın konuşuldu uzun dönem. İşte biz de Kıbrıs'ta aslında birinin dayatmasıyla değil de geleneklerimize göre yani bir dönem önce kendi isteğiyle başını bağlamak isteyen bağlıyordu, bağlamak istemeyen bağlamıyordu. Dini bir simge olarak da bağlamıyordu. Yani burada gayet net bir şekilde de görünüyor yani. İşte biraz da bunları yani gündeme taşımak, yani sadece edebiyat anlamında değil, kendi kültürümüze de bir katkı, yani bir hatırlatma, yani bu da vardı bizde yani unutmayalım şeklinde. Bir kapak çalışmasıydı. Sevgili Samet Uzun'a ben çok çok teşekkür ederim emeği için. Peki. Bir de demiştim nasıl bitince anlaşılıyor. Onu, yani tamamdır nokta. Şeyi de nasıl nokta konuyu. Söyleyeceğim bu sizin sorunuza cevap vermeden önce. Kitabın iç tasarımını da, iç sayfaların tasarımını da Jane arkadaşımız yaptı. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum Jane'e de. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum kendisine. Artık bunlar kitabın yani bir parçası haline geldi bu arkadaşlarımız. Ve ciddi anlamda katkıları var sürece. Yani şu anda ben gibi çalışıyorlar. Yani emek harcıyorlar. Yani konuyu anladıktan sonra fikir var burada. Artık değil. Yani bu grafik tasarımın ötesinde bu baskıda ne anlatalım konusu var. Gelelim kitabın nasıl bittiğine.
Şimdi bu kitap daha önceden yazılmış olduğu için bunun için değil, genel anlamda. Genel anlamda evet. Şimdi bir şeyde bir ağırlıklı bir kitabı yazmak için sizin sorunuza şöyle bir ekleme yaparak cevap vereyim sorunuza. Nasıl başlıyor kitap yazma? Sanırım bu soruya ben Paris'te bir oturumda cevap vermiştim. Beni Paris'te Şanzelize Meydanı'nda bir kütüphaneye davet etmişti konuşma yapmak için ve oradaki bir öğretim görevlisi bana şöyle bir soru sordu. Bir kitabı yazmaya nasıl başlayın, nasıl bitirin? Bir düşündüm böyle, önce dedim yahu ayıp olmazsa bir kelimeyle cevap vereceğim. Bilmiyorum. Çünkü nedir bu bilmiyorum. Kendiniz daha önce okuduğunuz kitaplar, yaptığınız araştırmalar sizin içinizde bir birikim oluşturuyor. İşte biriktiriyorsunuz. Yani eğer araştırmacı yazarsanız biriktiriyorsunuz her şeyi içinizde. Okuyorsunuz, sergiye gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz. O kitabın ana konusuyla ilgili yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bunlar hep birikiyor içinizde. En sonunda kağıdı kalemi elinize aldığınız zaman aslında akmaya başlıyor yani. Yani başlıyor, kendi başlıyor kitap aslında. Siz bir aracı konumuna geliyorsunuz. O bilgi birikimi sizde oluştuğu zaman, bütün bilgiler olgunlaştığı zaman, o olgun hale geldiği zaman kalemi aldığınızda akmaya başlıyor. Siz aracısınız, o bilgileri düzgün Türkçe ile sayfalara döken kişidir aslında yazar. Günün sonunda da nasıl bir finalle biteceğini veya nerede bitmesi gerektiğini aslında siz de belirleyemezsiniz. Yani siparişli olmuyor bu konu. Yazarken konunun olgunluğu kendini belirliyor sonunda. Yazarken akıp gidiyor kaleminiz ve orada duruyor zaten. Yani konu kendi başına büyüyor yazarken, olgunlaşıyor ve kendi başına sonuçlanıyor. Peki. Ama bunun için mutlaka biriktirmek gerekir. Peki. Bir aramız daha var. Ara zamanı geldi geçti bile. Çok kısa bir ara olacak. Ardından devam edeceğiz efendim. Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek haber kanalı Ada TV, 96.2 Batı ve 93.8 Doğu frekanslarında Ada FM'le ortak yayında. Öğlen Ajansı devam ediyor. Araştırmacı yazar Hasan Çakmak'la birlikteyiz. Damlacıklar isimli kitabını konuştuk aslında. Araya başka konular da girdi. Konu konuyu açtı. Kaç kitabınız oldu? Şu anda benim Türkçe 12 kitabım var. Türkçe haricinde Rumca, İngilizce, Almanca kitaplarım var. Hatta buradan şöyle bir gelişmeyi de söyleyeyim artık, yani netleştiği için. Olağanüstü bir aksilik olmazsa 7. ayda Venezuela'da İspanyolca olarak bir kitabım yayınlanacak. Bravo. Yani, nasıl oldu o? Nasıl yani iletişim, temas sizinle? Daha önce ben Venezuela'ya imza günü için gitmiştim. Simon Bolivar Üniversitesi'nde katılmıştım oraya. Çok iyi ilişkiler kurduk. Bir daha İspanyolca, eskiden İspanyol sömürgesi çok geniş alanlar olduğu için bütün Latin Amerika İspanyolca konuşuyor. Hani biz popüler diller olarak en çok İngilizce, Fransızca, Almanca'yı biliyoruz ama aslında dünyanın önemli sömürgelerinden biri İspanyol olduğu için İspanyolca, dünyanın üçte biri İspanyolca konuşuyor. Yani böyle ülkeler nasıl karar veriyorlar? Çok tamam, temaslarınız oldu, gittiniz geldiniz ama bu kitabı biz çevirmeliyiz
bizim de raflarımızda yer alsın noktası, o seçicilik nasıl oluyor? Dünyada yaptığınız çalışmaları takip ediyor dünya, yani Kıbrıs ölçeğinde düşünmeyin olayı. Yani ben yani sanırım son 3 yılda 36 tane ülkede kitaplarımla ilgili konuşmalar yaptım, imza günü yaptım, konferanslar verdim, konuşmalar yaptım, festivaller. Yani hemen hemen her ay başka bir ülkede yani. Ki bu ülkeler arasında işte Dubai'de var, Abu Dhabi var, doğuda, batıda düşünün İngiltere, Fransa yani var. Diğer taraftan gidecek olursak Bakü var, Azerbaycan. Yani tam dünyanın dört bir tarafında. Diğer taraftan İskoçya var mesela, yani böyle dünyanın tam dört bir tarafında yaptık çalışmaları. Mesela yine son yıllara bakarsak Brüksel'de yaptık, yani Belçika'nın başkentinde, Avrupa Birliği'nin başkentinde. Türkiye'de kaç tane yaptığımızı hatırlamıyorum artık, yani birçok ilde yani çalışma yaptık Türkiye'de. Dünya bunları çok ciddiye alıyor yani. 12 gerçekten kitap dediniz. Türkçe 12 Türkçe tane. Türkçe 12 kitap. Ve bizim liderlerin, politikacıların söylediğinin tam aksine dünya bizi çok iyi takip ediyor. Yani bizi nereden bulur Venezuela'daki insanlar? Şöyle bulur. Televizyonlarda bu konuları konuşuyoruz. Yani sadece Kuzey Kıbrıs'taki televizyon kanalları artık davet etmiyor bizi. Yani Türkiye'ye gittiğimiz zaman Türkiye'deki kanallar da davet ediyor. Güney Kıbrıs'taki televizyon kanalları davet ediyor. Mesela benim kitabım İngilizce'ye çevrildiği dönemde Euronews gelip röportaj yapmıştı bizimle. Yani dünyada ne varsa dolaşımda içerisinde yer alıyoruz artık. Yani sadece Kıbrıs'ın kuzeyiyle sınırlı değil yaptığım çalışmalar. Yani dünyada artık hani bir noktaya getirdik yaptığımız çalışmaları. Ve oradan dikkatlerini çektiğine inanıyorum ben. Peki, bir yine Türkçe üzerinden sorayım. 13.sü seyahatname olabilir mi? Hatta daha önce konuşmuştuk ya sizinle. O kadar geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Belki bunları bir kaleme dökersiniz gibi. Hatta yine bir okuyucu mu söylemiştim bilmiyorum. Bu yönde bir tavsiye de gelmişti demiştiniz. Aslında bu olacak mı 13.de ya da 14.de de var mı planlar arasında? Şimdi yarım bitme noktasında olan bir kitabım var aslında. O kitabımı işte çıkarmak için bir ay böyle bir eve kapansam bitecek noktada. Çok da hızlı ve yani böyle yerleşik olmayan bir düzende yaşıyorum. Böyle hemen hemen her ay bir etkinlik var. Hemen hemen her ayda kitapla ilgili bir çalışmaya davet ediliyorum. İşte son 3-4 ayda kitabın 4. baskısını biz Kasım ayında çıkaracaktık. İşte Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayında 4 tane ödül aldım ben Türkiye'den. Her ödül töreninden dolayı bir ay erteledik, bir ay erteledik. Şubat'a kadar geldik. Yani Kasım'da piyasaya çıkacak olan kitap Şubat'ta çıktı. Programın 4 ay ilerisinde gidiyoruz. Ne zaman çıkarabiliriz yeni kitabı bilmiyorum. Yani hazır olma, bir ayda ben hazır olabilirim yayına yeni kitap için. Bunun devamında şöyle bir çaktırmadan şöyle bir şey oluştu. Hiç biz de farkına varmadan. Türkiye'de Tiyatro Gazetesi isimli bir kültür sanat gazetesi var. O gazetede ben köşe yazarlığı yapıyorum. Yazdığım yazılara ek olarak her ayda gittiğim bir ülkeyle ilgili izlenimlerimi yazıyorum aslında orada. Aslında böyle bir ön çalışma gibi bir şey. Aslında bilmeden oldu, oluştu. Bir yıldır ben her ay yazıyorum. Bir geçen gün gazeteleri ciltletmek için aldım. Yani her yılı ciltledip kolay bulmak açısından. Biraz da arşivci olduğumuzdan dolayı. Bir baktım 12 ayda 12 tane ülkeyle ilgili izlenimlerimi yazmışım. Sadece o 12 taneyi bir araya getirsem bir kitap olabilecek nitelikte izlenimler var. İçinde çünkü
o ülkelere nasıl gittiğimizle ilgili, Kıbrıs'tan oraya gitmek için ne tür maceralar yaşadığımızla ilgili de notlar düşülmüş içerisine. İşte bir Venezuela örneğini verdik. Biz Venezuela'ya gitmek için düşünün Kıbrıs'ın kuzeyinden bilet alıp İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan Paris'e, Paris'ten başka bir ülke, başka bir ülkeden Venezuela. Yani böyle yolculuk da maceralı gidip geliyor. Ve oradaki yaptığımız çalışmaya ek olarak bunlar da anlatılıyor. Yani sorduğumuz soru çok yerinde bir soru. Tam bir seyahatname tadında da bir sürece doğru götürüyor beni yaptığımız işler. Yani böyle bilinçli bir şekilde oturup seyahatname yazayım şeklinde değil. Ama ne bileyim, o kadar çok da dolaşıyoruz ki herhalde bir uçak anısı çıkacak diye düşünüyorum ortaya. Şimdi siz çok ödül de alıyorsunuz aslında, Ankara'daki ödülden de bahsettiniz ama işte müzik sektöründe mesela derler ki alınan bandrol sayısına göre ödüller verilir vesaire. Bilmiyorum yani bu edebiyat ödülü nereye göre anlamadım. Bandrollere göre verilir gibi. Baskıların şu kadar kitabı var, şu kadar baskısı olmuş vesaire. Yani elbette yapılan çalışmalar bir araştırılıp bakılıyordur da yani o çıta nedir? Çok unsur var yurt dışında ödül almak için. Yani kitap sayınız tabii ki önemli, kaç kitabınızın olduğu, ama kitapların nitelik niceliği de önemli. Yani ne yazıyor bu kitabın içerisinde, çok kitap olması bir artı puan kattığı gibi kitap okuyucudan ne kadar ilgi gördü? İkinci baskısı var mı bu yazarın? Üçüncü baskısı var mı bu yazarın? Veya kitapların yabancı dile çevrilmesi çok önemli bir unsur. Devamında buradaki kriter yabancı dile çevrilirken de yabancı dilde ilgi oldu mu kitabınıza? Yani yabancı dilde ikinci baskı yaptı mı kitabınız? Satıldı mı mesela yabancı dile çevrilen kitabınız, yoksa yalnızca çevrildi mi şeklinde? Bunlar çok önemli kriterler. Bunlara ek olarak kendi ülkeniz dışında ne kadar davet aldığınız çok önemli kriterler arasında. Oralarda yaptığınız konuşmaların niteliği, niceliği çok önemli. Yani orada gittiğiniz zaman siz ne anlatıyorsunuz? Sadece kendinizi mi anlatırsınız? Yoksa ülkeniz kültür sanatına yararlı olacak, tanıtımına faydası olacak bir şeyler mi anlatıyorsunuz? Yani bir altyapınız var mı? Ne kadar hazırlıklı gidiyorsunuz şeklinde. Hep bunlar ciddi kriterler arasında yer alıyor ödül almak için. Noktaladınız mı? Tamam. Bir sorun da genel olacak aslında. Yani son dönemde özellikle böyle çok sansasyonel romanlar, kitaplar ya da cinsellik yönü ağır basan kitaplar falan böyle çok satıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Böyle illa sansasyonel bir şey mi yaratmak gerekiyor? Yok. Ya da bilmiyorum yani neye dayanarak ağır böyle bir... İki seçeneğiniz vardır önünüzde. Ya böyle dediğiniz gibi sansasyon yaratacak bir kitap yaratacaksınız, popüler olsun. Ya da ağır ve derinden edebi tarafından gideceksiniz işin. Ben ağır ve derinden gidiyorum şu anda. Çünkü bu sansasyonla ilgili olan kısım saman alevine benziyor. Böyle yani hemen yanıp hemen bitiyor. Kalıcı bir şey değil o popüler olanlar. Mesela örnek vereyim size. Geçen yıl en çok satan kitaplardan birisi Bu Tarz Benim isimli bir kitapmış. Yani neydi ismi? Ivana Sert isimli birisinin yazdığı bir kitap. Bu Tarz Benim diye bir kitap. Şu anda kitap var mı yok mu, nerededir? Yok, yani öyle bir şey yok. Şu anda başka bir birisini yaratmış popüler kültür. Böyle yani çabuk tüketim tarafından gidiyorlar. Onlar böyle çıkaralım, meşhur olsun bir ay, satacağımız satalım, sonra bitti, başka birisi. Ama ben yani hem gazeteci kökenli olduğum için hem de çok kitabım olduğu için yani şey tarafında değilim, yani popülarite tarafında değilim. Yani biraz daha böyle doğru dürüst yapma tarafındayım işi. Hatta her geçen gün daha kaliteli nasıl yapabilirim endişesiyle hareket ediyorum. Yani kitap çıkarken kitabın ayracıdır, afişidir, tanıtım dosyasıdır. Hep bunları önemseyerek hareket ediyorum. Yani
çıkacağı gün bellidir benim kitaplarımın önceden. Basın toplantısında ilk açıklamanın ne olacağı bellidir. Yani bana hep arkadaşlarım şey sordu, 15 Şubat'ta herhalde İstanbul'a gideceğin kitabın çıkıyor o gün. Yok dedim, yani hatta espri de yaptım, dedim Türkiye çok soğuktur, ben Şubat'ta gitmem bir yere falan. Nasıl olacak dedi, işte daha önceden yapılmış anlaşmalar, sözleşmeler var profesyonelce ve her şey bellidir. Yani öyle rastlantıyla hareket etmiyorum. Yani iyi çalışıyorum ödevimi ve yani dünyalı gibi yapmaya dikkat ediyorum. Biraz daha zor, biraz daha yorucu ama doğrusunun bu olduğuna inanıyorum ben. Peki. Teşekkür ediyorum ben. Eklemek istediğiniz bir şey varsa almak istiyorum son olarak. Ben kitabımın yayınlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hem yayınlanmasında hem basılmasında, dağıtılmasında birçok kişinin, görünmez kahramanların çok şeyi var, emeği var. Çok onlar önemli bir teşekkür hak ediyor. İkinci bir teşekkürüm de sizin şahsınızda Ada TV'ye yaptığımız çalışmaları hedef kitlemize ulaştırmamız için bize yardımcı oluyor, programlara davet ediyor. Çok çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ediyorum ama şimdi gördüm, izleyicilerimizin sorusunu da yanıtsız bırakmak hemen için hoşuma gitmez. Diyor ki Sayın Çakmak, Kıbrıs tarihi, Kıbrıs Türklerinin, Rumların yaşadıkları zorluklardan bugüne kadar olan bir zaman üzerine kitap yazmayı düşünüyor mu? Atay Bey soruyor. Kıbrıs'taki yeni nesil Kıbrıs tarihini çok az biliyor. Bize genelde Türkiye tarihi, Türkiye coğrafyası okutuldu deniyor ama sanki müfredatta Kıbrıs tarihi yok mu? Ben var diye biliyorum. Bu konuda geçmişten günümüze bir şey yazmayı düşünüyor musunuz? Hemen. Alalım. Şimdi hemen. Aslında bütün yaptığımız kitaplarda biz geçmişten günümüze Kıbrıs tarihine de dem vuruyoruz. Direkt tarih kitabı yazmıyoruz ama sosyal hayatı yazdığımız için yani tarihsel süreçlerden bahsediyoruz. Ve buna ek olarak şu anda liselerde okutulan, daha önceki ismi Kıbrıs tarihi, şimdiki ismi Kıbrıs Türk tarihi ismi. Yani bu konuda diğer kültür politikası gibi her yani bakan değiştiğinde tarih kitaplarının adını da değiştiriyorlar nedense. Yani bu kitaplarda benim yazmış olduğum kitapların birçoğu kaynak kitap olarak gösteriliyor zaten. Kitabın kaynakça bölümünde var. Bu ilişkileri daha ileriye götürüp alternatif bir tarih kitabı yazmak imkansız değil, yapılabilir. Ama şey var burada, bizim devletimiz bizim kitaplarımızı kaynak olarak gösteriyor ama hiç telif hakkı ödemiyor. Yani şikayet ettiğiniz zaman da tamam ya bu yazarın kitabını kullanmayın şeklinde oluyor yani. Hı hı. Sanki yanlışı yapan yazarmış gibi bir tavır içerisine giriyorlar yani. Veya hakkınızı istediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Hani eğer öyle bir talep olursa ben seve seve Kıbrıs tarihiyle ilgili bir çalışma yapabilirim yani. Ama evet, çemberi birazcık daraltmak lazım. Kıbrıs tarihi çok geniş ve bin bir sorun problemle dolu bir süreç. Çok uzun bir dönemi kapsıyordu zaten izleyici sorusunda. Ona ben şeyi tarih derken sadece işte savaş tarihi değil de sosyal tarihle ilgili yaptığımız çalışmalar da var. Mesela Kıbrıs'ın müzik tarihini yazarken işte 1960 ile 70 arasında 80'e kadar gelen süreçte birçok savaşlar da yaşandı, birçok sorunlar yaşandı. İsmini hemen hatırlatalım kitabı. Kıbrıs Türk Müzik Tarihi. Tamam. Bu kitapta mesela insanların o yıllarda sadece savaşmayıp bestede yaptığı da yazılıyor. İşte söz yazdığı, birlikte gitar çaldığı, güzel taraflarını da yazmaya çalışıyorum. Sadece Türkler Rumları öldürdü, Rumlar Türkleri öldürdüğü kadar basite indirgemiyorum olayı. Sosyal tarafını da katmaya çalışıyorum yaşamın içerisine. Çünkü Kıbrıs'ta düşünün, o dönemlere hiç kimse aşık olmadı mı, hiç kimsenin çocuğu olmadı mı, şiir yazılmadı mı, sadece savaşmadık, başka hayatlarımız da devam etti. Peki. Ama çemberde rahatlatılıp belki bir şeyler de çıkabilir diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum ben tekrar. Noktalıyoruz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.